Şimdi Adnan Bey, önce kısaca kendinizi bize anlatabilir misiniz? Mesleğiniz nedir? Kimsiniz? Kendinizi ne olarak tanımlıyorsunuz? Bir yazar mı, fikir adamı mı? Ya da bazı mahkeme kayıtlarında geçtiği gibi bir suç örgütü lideri misiniz? 2-2-1956 yılında Ankara'da doğdum. İlk orta ve lise öğrenimimi Ankara'da yaptım. 79'da İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'ne geldim. İç mimari bölümünde. 83 yılına kadar okudum. 83 yılında İstanbul Üniversitesi Felsefe bölümüne geçtim. Orada okumaya devam ediyorduk. Fakat anarşi, terör ve benim kitaplarımın acil olması nedeniyle okulu bıraktım, yarım bıraktım. Biliyorsunuz yıllardan beri de devam ediyor kitap çalışmalarım. Evet, bir çete suçlaması oldu ama ben milletimin de takdir ettiği gibi çete lideri değilim. İnsan öldürmedim, can yakmadım, kan dökmedim. Ben bir yazarım, sevgi insanıyım, şefkat insanıyım, muhabbet insanıyım. Zaten savcımızda, mahkemede polis zoruyla, şiddetle, ölüm tehdidiyle alınan ifadelerin geçersiz olduğunu, ayrıca avukat bulunmadığı için yanımızda bu nedenle de geçersiz olduğunu, bunun mahkeme tarafından da tasdik edildiğini, hatta mahkemenin daha önce bizlere beraat verdiğini, çete iddiasından beraat verdiğini ve dosyada da delil bulunmadığını, yani aleyhimde delil bulunmadığını iddia ederek benim ve bütün arkadaşlarımın beraatini istemişti. Ama tabii takdir mahkeme böyle bir kanaatte değildi. Sen çete liderisin dediler. Ben de saygıyla kabul ediyorum, bir şey demiyorum. Ama gerçek anlamda bir çete Yazar mensubu olarak değilim. Yazarım görüyorsunuz ben tabii. kendinizi. İnsanları seven, şefkatten, muhabbetten hoşlanan bir insanım. Böyle bir iddiayı tabii asla kabul etmem.